Arkadaşlar merhaba, ben Serdar Hoca. Türkçe Hani'ye hepiniz hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere sözcükte anlam olayları ile ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada ağır basan anlam olayı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şehir destandır. Bazen menkıbe bir roman olur. Bazen de bir hikaye şehir yazarların dilinde kelimedir. Cümledir, paragraf veya sayfadır. Şairler için aşktır, ilhamdır. Bakın arkadaşlar, şehir sözcüğünü destana benzetiyor, menkıbeye benzetiyor, romana benzetiyor, hikayeye benzetiyor, kelimeye benzetiyor, cümleye benzetiyor, paragrafa benzetiyor, sayfaya benzetiyor, aşka benzetiyor ve ilhama benzetiyor. Görmüş olduğunuz gibi burada ağır basan duygu benzetmedir arkadaşlar. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. İkinci soru. Bu parçada kişileştirilen kavramlar aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir diyor. Bakalım. Dağlar deyip de geçmeyelim. Dağlar vardır. İçinden tarih fışkırır. Dağlar vardır. Yüreğinden uygarlıklar gülümser. Böyledir işte bizim Anadolu dağları. Bakın arkadaşlar. Dağlar vardır yüreğinden derken dağları kişileştirmiş oluyor. Yine uygarlıklar gülümser derken uygarlıkları ne yapmış oluyor burada? Kişileştirmiş oluyor. Dolayısıyla kişileştirilen varlıklar uygarlıklar ve dağlardır. Seçeneklere baktığımızda dağlar ve uygarlıklar görüyoruz. Bundan dolayı cevabımız da D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bu parçadaki altı çizili sözlerde belirtilen bir durum söz konusu değildir demiş. Altı çizili ifadeye bakalım. Türkçemiz doğadan aldığını insana, insandan aldığını doğaya aktaran bir dildir demiş. Ne demek istiyor arkadaşlar burada? Hatırlarsanız ne vardı? Deyim aktarması vardı değil mi? Bize bunu soruyor. Bunlar insandan doğaya, doğadan insana ve doğadan doğaya şeklinde oluyordu hatırlarsanız. Şimdi seçeneklere bakalım. O çay ağır akar. Yorgun mu bilmem. Mehtabı hasta mı? Solgun mu bilmem dizelerinde. Bakın arkadaşlar çayın yorgun olması nedir? İnsandan doğaya bir aktarmadır. Yine mehtabı hasta mı solgun mu derken burada da aynı şekilde insandan doğaya bir aktarım vardır. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Bir deli rüzgar çıksa alıp götürse yılların içimde bıraktıklarını ifadesinde deli rüzgar ifadesiyle yine insandan doğaya bir aktarma vardır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Derinden derine ırmaklar ağlar. Uzaktan uzağa çoban çeşmesi dizelerinde ise bakın ırmak sözcüğü kişileştirilmiş. Irmaklar ağlar diyerek. Dolayısıyla yine insandan doğaya bir aktarma var. Bunu da elemiş oluruz. Dağ başını duman almış. Gümüşlere durmaz akar dizelerinde ise dağın başı, baş insana ait bir organdır. Doğaya aktarılmış. Burada da insandan doğaya bir aktarma var. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise dün gece uyku tutmadı gözlerime. Oturdum bir bir yıldızları saydım dizelerinde herhangi bir aktarma, deyim aktarması olmadığı için doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Karşıt sözcüklerden yararlanılmıştır. Bakın arkadaşlar yaz ve kış sözcüklerini görüyoruz. Zıt anlamlı sözcüklerdir. A seçeneğini elemiş oluruz. Abartıya yer verilmiştir. Parçanın genelinde arkadaşlar abartı var. Taşa bassam iz olur. Ağustos'ta suya girsem balta kesmez buz olur. 13'ünde bir yar sevsem 100 yaşında kız olur diyerek ne yapıyor? Abartıya kaçıyor arkadaşlar. B seçeneği de doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sözcüklerin çağrışım gücünden yararlanılmıştır. Çağrışım gücü dediği şey mecaz anlamdır. Bakın kara bahtım, kem talihim derken mecaz anlamlı sözcüklerin kullanıldığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Bir yakınma söz konusudur diyor. Evet arkadaşlar, talihten bir yakınma var. Hatta son dizede bunu açıkça görebiliyoruz. 13'ünde bir yar sevsem diyor. 100 yaşında kız olur diyerek yakındığını görüyoruz. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz.
Bu parçada kişileştirmeye yer verilmemiştir arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Beşinci soru. Aşağıdaki dizelerin hangisinde sanatlı bir söyleyiş yoktur demiş. Bir hatıradır şimdi dalgın uyuyan şehir. Arkadaşlar bakın insana ait özellik şehre aktarılmış. Dolayısıyla burada teşhis yani kişileştirme sanatı var. Bundan dolayı A seçeneğini elemiş oluruz. B seçeneği dursun. Yüzün bir kır çiçeği gibi usulca söner ifadesinde ise yüzü neye benzetiyor? Kır çiçeğine benzetiyor. Burada da teşbih sanatı vardır. Yani benzetme sanatı vardır. Bunu denemiş oluruz. Salkım söğütler yıkıyordu suda saçlarını. Yine salkım söğütler herhangi bir şey yıkayabilir mi? Hayır. İnsana ait özellik doğaya aktarıldığı için burada da yine teşhis yani kişileştirme sanatı vardır. O yüzden D seçeneğini de demiş oluruz. Bir bakışın içimde sonsuz ışıklar yakar ifadesinde ise görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar herhangi bir kişinin bakışı başka bir kişinin içinde sonsuz ışıklar yakmaz. Burada sadece ne yapıyor arkadaşlar? Mübalağa yapmış oluyor. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. Sabahleyin gökyüzü parlak, ufuk açıktı cümlesinde herhangi bir söz sanatı olmadığı için doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük farklı yolla mecazlaştırılmıştır diyor. Bugünlerde tatlı bir gülümsemeye o kadar muhtacım ki ifadesinde tatlı sözcüğünde ne var arkadaşlar? Bakın tatlı tatma duyu organıdır. Gülümseme ise arkadaşlar görme duyu organıdır. Dolayısıyla tatma duyu organı görme duyu organına aktarıldığı için burada duyu aktarımı söz konusudur. B seçeneğine bakalım. Şiirlerini okurken ılık sesini duyar gibi oldum ifadesinde yine ılık dokunma duyu organıdır. Ses işitme duyu organıdır. Arkadaşlar bakın burada da dokunma duyu organı işitme duyu organına aktarılmış. Burada da duyu aktarımı var. Sıcak bir bakış çocuğu sakinleştirmeye yeterdi cümlesinde sıcak yine dokunma duyu organı, bakış görme duyu organı. Burada da dokunma duyu organı görme duyu organına aktarıldığı için burada da duyu aktarımı vardır. D seçeneği dursun. Acı feryatları duyanların tüyleri diken diken oluyordu ifadesinde. Acı nedir arkadaşlar? Tatma duyu organıdır. Feryat ise işitme duyu organıdır. Bakın burada da tatma duyu organı işitme duyu organına aktarıldığı için burada da duyu aktarımı vardır. D seçeneğine baktığımızda ise hırçın dalgalar sahili dövüyordu cümlesinde. Bakın hırçın yani sinirli dalgalar demiş. İnsana ait özellik doğaya, dalgaya aktarıldığı için burada ne vardır? Teşhis yani kişileştirme vardır. Bu yolla mecaz oluşturulmaya çalışılmış. Bu da diğerlerinden farklı olduğu için doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Bu cümlede aşağıdaki anlam olaylarından hangilerine örnek vardır diyor. Bakalım. Gökyüzünde dolunay büyük bir sarı top gibi parlıyor. Tatlı mavi bir ışıkla dünyayı aydınlatıyordu cümlesinde. Bakın dolunay büyük bir sarı top gibi derken dolunayı neye benzetiyor arkadaşlar? Sarı topa benzetiyor değil mi? Parlaması yönüyle benzetmiş ve bunu yaparken de gibe datını kullandığını görüyoruz. Dolayısıyla burada ne var? Benzetme vardır arkadaşlar. Yani diğer adıyla da biz buna ne diyoruz? Teşbih diyoruz. Tatlı mavi bir ışık derken tatlı tatma duyu organı, ışık görme duyu organı. Bakın burada da tatma duyu organı neye aktarılmış? Görme duyu organına aktarılmış. Peki biz buna ne diyorduk arkadaşlar? Konu anlatım videosunda bahsetmiştik hatırlarsanız. Duyu aktarımı diyoruz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda bakın benzetme ve duyu aktarımı olduğunu görüyoruz. Bundan dolayı da cevabımız A seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yoktur? Bir tek sözcükle belirtilebilecek bir kavramın birden çok sözcükle anlatılmasına dolaylama adı verilir. Bakalım Dan Brown'un Cehennem adlı romanı Beyaz Perde'ye uyarlandı cümlesinde. Beyaz perde nedir arkadaşlar? Sinemadır. Bakın burada dolaylama var. Bunu elemiş oluruz.
Köroğlu'nun dediği gibi delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Arkadaşlar delikli demir nedir? Silahtır değil mi? Tabancadır. Dolayısıyla arkadaşlar burada da bir dolaylama var. Bunu delemiş olduk. Kara kıta yıllardır sömürgeci devletler tarafından sömürülüyor ifadesinde kara kıtadan kastedilen Afrika'dır. Burada da dolaylama var. Bunu delemiş olduk. Balıkçılar Marmara'ya bu yıl derya kuzularının akın edeceğini düşünüyor ifadesinde. Derya kuzuları dediği şey balıktır. Burada da dolaylama var. Bunu da elemiş oluruz. Sonbahar hüznün, ilkbahar ise yeniden dirilmenin sembolüdür cümlesinde herhangi bir dolaylama yok. Bundan dolayı da cevabımız E seçeneği olacaktır. 9. soru. Bu cümledeki anlam olayı aşağıdakilerden hangisinde vardır? Genç raket bizi turnuvalarda başarıyla temsil ediyor ifadesinde. Bakın arkadaşlar, genç raket dediği tenisçi. Dolayısıyla burada ne var? Ad aktarması var değil mi? Bir sözcüğün benzetme amacı güdülmeksizin başka bir sözcük yerine kullanılmasıdır. Diğer adıyla mecazi mürsel var burada. Seçeneklere baktığımızda A seçeneği dursun. Şehrimize de mesire yerlerinin açılması önerildi. Burada böyle bir kullanım yok. Bunu elemiş oluruz. Ece Ayhan'ın bütün şiirlerini ezberlemiştim. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Emekli olunca küçük bir dükkan açacakmış bana. Bakın burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş olduk. Batının gelişmiş ülkelerinde de böyle olaylar görülebilir. Arkadaşlar burada da böyle bir ifade yok. Bunu da elemiş oluruz. Ben salatayı yaparken sen de semaveri yap cümlesinde semaver sözcüğü arkadaşlar burada ad aktarmasına uğramıştır. Semaverden kasıt içindeki yakacaklardır değil mi? Daha doğrusu odundur. Bundan dolayı burada ad aktarması vardır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 10. soru. Sanatçının tatlı sesi onu dinlemeye gelen herkesi büyüledi cümlesinde tatma duyusuna ilişkin olan sözcük işitme duyusuna aktarılarak duyular arası aktarma yapılmıştır. Bu açıklamada verilen bilgiye dayanarak aşağıdakilerin hangisinde duyular arası aktarmadan söz edilebilir demiş. Burada içtiğim acı suyun etkisi hala geçmedi. Burada bir duyu aktarımı yok. Bunu elemiş oluruz. Havalar günden güne ısınınca yaylaya taşındık. Bakın burada da bir duyu aktarımı yok. Bunu da elemiş olduk. Bu halının desenleri gerçekten çok güzeldi. Bunu da geçtik. Düşüncelerini her yerde hiç çekinmeden söylerdi. Burada da bir duyu aktarımı yok. Bunu da elemiş olduk. Kullandığı parfümün çok keskin bir kokusu vardı cümlesinde. Keskin, dokunma duyu organına hitap eder. Koku, koklama duyu organına hitap eder. Bakın, dokunma duyu organı, koklama duyu organına aktarıldığı için burada duyu aktarımı vardır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru. Beni sevmek yürek ister dizesinde somut anlamlı yürek sözcüğü cesaret anlamında kullanılarak soyut anlam kazanmıştır. Aşağıdakilerin hangisinde buna benzer bir kullanım vardır demiş. Bakalım. Mutluluk cesaretin olduğu her yerde bulunur. Arkadaşlar bunu elemiş oluruz. İnsan bu dünyada hayal ettiği müddetçe yaşar. Bunu da elemiş oluruz. Sınavı kaybetme korkusu her öğrencide vardır. Bakın burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Gökyüzünü bu akşam kapkara bulutlar sarmıştı. Burada da böyle bir kullanım yok. Bunu da elemiş oluruz. Öğretmenimiz sorduğum soruları farklı yollardan çözmüştü cümlesinde. Buradaki yol somuttur. Ama kastettiği şey nedir? Yöntemdir. Yöntem de arkadaşlar soyuttur. Bakın burada da soyutlaştırma var. O yüzden doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bu testin de son sorusuna geldik. 12. soruya. 12. soruda aşağıdaki dizelerin hangisinde benzetme yapılmıştır diyor. Yüzüstü çok süründün, ayağa kalksa kar ya. Burada benzetme yok. Bunu elemiş oluruz. Binbir başlı kartalı nasıl taşır kanarya? Burada da benzetme yok. Bunu da elemiş oluruz. Su iner yokuştan hep basamak basamak. Burada da benzetme yok. Bunu da elemiş oluruz.
D seçeneği dursun. Sırtına Sakarya'nın Türk tarihi vurulur. Bakın burada da bir benzetme yok. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneğine baktığımızda ise bana kefendir yatak, sana tabuttur havuz ifadesinde. Yatağı kefene, havuzu da arkadaşlar tabuta benzetiyor. Dolayısıyla burada da benzetme sanatı iki tanedir. Bundan dolayı da cevabımız D seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.